Geçmiş olsun baba. Sağ ol Gökhan. Geçmiş olsun. Sağ ol Şeref. Geçmiş olsun baba. Geçmiş olsun baba. Sağ ol. Geçmiş olsun baba. Sağ ol Fatih. Buyurun. Oturun çocuklar. Oturun. Öncelikle davetime icabet ettiğiniz için hepiniz sağ olun. Estağfurullah olsun. Sizi buraya niye çağırdığımı üç aşağı beş yukarı tahmin ediyorsunuzdur. Sarı, Bici, Comba bütün geleneklere karşı çıkıp racona uymayarak Ertan'ı şirketin başına getirdi. Şimdi size soruyorum. Düzenin bozulmasına mı eyvallah diyeceksiniz? Yoksa düzeni bozanlara mı? Senin racon dediğin düzende bu işler artık yürümüyor baba. Abi, eskiden birine senin selamını söyledin mi paşa paşa çıkarıp verirdi aracını. Ama şimdi dilenci gibi kovuyorlar. Kimsenin korkusu yok artık bizden. Korkutmayacak, kafa yarmayacak, mekan basmayacaksak ne iş yapacağız biz? Paraları nasıl toplayacağız? Uyuşturucu mafyasını söylemiyorum bile. Onlar her daim çalışıyorlar. Ama biz köpeğin kemiğe baktığı gibi uzaktan bakıyoruz sadece. Ertan bize bunları veriyor. İstediğinizi yapmakta serbestsiniz. Her alana gireceğiz. Adımızı işiten altına edecek bundan sonra diyor. Ayrıca payımızı da arttırdığını söylüyor. Şimdi sen gel bizim yerimize söyle. Bu düzen nasıl devam etsin? Beni, kayınbabasını bile gözünü kırpmadan vuran Ertan... ...en küçük hatanızda size neler yapar düşünebiliyor musunuz? Bu alemde yol yordan bilmeden yürünmez. Siz gökte yıldızlara bakarken önünüzdeki çukura düşeceksiniz hepiniz. Gelin daha çok para kazanma uğruna yoldan çıkmayın. Ertan'ın o pis çukuruna düşmeyin. Şimdi sözüme itibar eden bu masada kalsın. Ertan'ın eteğine yapışacak olan da defolsun gitsin. Şerif, seni 17 yaşında sokaklardan toparladığımda daha çocuktun. Sana kıytırık bir marangozhane verdim. Sen ondan kocaman bir mobilya mağazası yaptın. Hiçbir zaman yüzümü kara çıkarmadın. Sayende o. Abi müsaadenle bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Ertan'ın sağ solu belli olmaz. Senin ekip şeflerini toplayıp konuştuğunu duyunca harekete geçecektir. Oturup bekleyecek miyiz yoksa önce gidip biz mi tepesine bineceğiz? Bir savaş çıkarıp kan dökmek en son istediğim şey. Bundan sakınmak bizim elimizde. Ama düşmanı yenmek, düşmanın bize vereceği fırsattan önce. O yüzden o fırsatı vermesini bekleyeceğiz. Biraz zayıf görünürüm ki Ertan gururlansın. Biliyorsun, savaş aldatmacadan ibarettir.